Ya Ali! Ali dur bir dakika. Dur. Bırak! Bırak çek elini. Seni adi vahşi kazma. Bırakmayacağım. Hem neydi senin o herifle içmelerin, cilvelerin falan filan? Ha? Sen kendine bak geri zekalı. Bir de bana hesap mı soruyorsun? Sen gidip turist karılarla gönül eğlendir. Onlar saklar seni. Benim seninle işim bitti. Helal olsun Ali. Murat dayak da yedin ya kızda. Teyze sen de dur bir Allah aşkına ya. Kaç sen de kaç bakalım nereye gideceksin. Eyvallah, kesene bereket. Al bakalım üstüyle de bir şeyler alırsın bu. Hayırdır gençler? Ya iskelenin orada öyle bir festival koptu ki Mehmet Kaptan şaşarsın ha. Hayrola ne oldu? Senin kız yüzünden Murat Kerem fena benzetti Mehmet Kaptan. Ama Alev'de Murat iyi benzetti. Ne oldu? Kerem iyi mi? Ya biraz tipik kayık ama iyi yani. Murat çok hırpaladı ya. İt oğlu it. Bak gör Mehmet Kaptan, bu serseriye mi vereceksin gözünü gör? Alev. Alev bak dinle beni. Çekil. Aman bu kaçıncı kavga? Yine birbirine girmiş bunlar. Ben sayısını unuttum. Aşık onlar aşık. Aa! Alev, Murat yeter ama artık. Ya bak dinle bir iki saniye ne yapıyorsun? Çekil git şuradan. Bak yemin ederim patlatırım beynini. Tamam patlat. İstiyorsan yer kafamı tamam mı? Giderim ben de evin önünde sabaha kadar dikilirim. İki saniye dinleyeceksin kızım beni. Öyle mi? Öyle. Bakalım o zaman. Aa! Ne yaptın? Ay ne oluyor? Koş kız koş. Aman ay yarabbim. Alev. Alev. Allah müstahakını versin senin emir. Rezil ettin beni. Alev. Ay anne git diyeceğim. Hadi şey yapalım Allah aşkına sen kim şunları? Elimizi başımıza yıkacaklar. Bu ne bu ya? Alev. Haklısın komşum kusura bakma. Gençlik işte. Hemen taktıracağız. Söz sensin hemen. Ay her yer canlı. Allah Allah. Şu kız çekil. Şu bak ya. Alev. Hadi. Çekil çekil. Kızım aç kapıyı aç. Defol. Defol git şuradan. Ya Alev iki saniye dinleseydin. İnatçı keçi. Nereye dinledin kızım böyle ha? Konu komşunun yüzüne bakamaz olduk yine yüzümüzden. Ne oluyorsunuz yine çocuk musunuz siz? Tamam anne tamam. Hiç yorulma. Bundan sonra kimse duymayacak sesimizi. Çünkü biz diye bir şey kalmadı Murat'ta. Herkese geçmiş olsun. Kızım. Ben böyle hikayenin içine dışına ederim kardeşim. Bak. İtler çakallar dolanmaya başladı bile kızın etrafında. Bir biz çıkıp karşısına hadi evlenelim diyemiyoruz. Desen de artık Murat Kaptan niye diyemiyorsun? Nasıl diyeyim be Osman'ım? Ha nasıl diyeyim? Biz bugüne bugün böyle lak diye ne zaman koyabildik masaya hesabı ha? Düşünmeden. Ben ne diyeceğim Alev'e? Git giy bayramlık entarini. Kıyarız belediyede bir nikah. Ondan sonra da amcamların evinde 6 metrekarelik odamda geçinir gideriz diyeceğim değil mi? Olmaz o iş kardeşim. Sen düğünü düşünme Murat Kaptan. Benim rahmetli anandan kalma birkaç kuruş param var. Alev'e gelinlik alırız onunla. Kalanıyla da düğün yaparız. Gerisi de Allah kerim artık be abi. Osman'ım var ya altın gibi kalbin var senin ha. Anan yok, baban yok. Karnındanca doyuruyorsun. O da benim yanında yazdan yazı. Rahmetliden kalan 3 kuruş parayı da bana mı vereceksin evleneyim diye? Hı? Sen evlenmeye kalkınca ne olacak? Yok kardeşim. Ben bulacağım bir çaresini. Mehmet'im daha içmesen midene dokunmasın. Az evvel dokunan dokundu mideme zaten kahvede. Başımızdan aşağı Alev lafları yedik. Aa, ne oldu ki? Biri bir şey mi dedi? Bana bak Alev. Ya bu Murat'la evlenirsin ya da kestirip atarsın. Ben milletin ağzına kendimi sakız edemem. Bu yar adam olsaydı şimdiye kadar seni çoktan gelip isterdi. Belli ki seni oyalıyor. Kızım bak seni bir sürü isteyen var. Birine evet dersin gider yuvanı kurarsın. Olur biter. Alev bir vukuatını daha duyarsam silerim seni. Beni biliyorsun değil mi? Bir laf iki defa ettirmem.
Murat! Gel oğlum biraz otur konuşalım. İyi akşamlar amca, biz arkadaşlarla bir çiçe... Nuray! Nuray! Bize bir kahve yap, açılsın oğlan. Aman Yakut kaptan, bu serseriye kahve ne etsin ha? Sen bunu en iyisi bir hamama sok, anca ayılır bu karabiber. Oo, İki kadeh içtim. İçtim arkadaşlar. Oh! Ben benim içim yanıyor hiç. Böyle alkol, malkol soğutmuyor amca. Sarhoş olamıyorum. Ben sarhoş değilim ki. Belli, belli. Ben en iyisi size bir kahve yapayım ha. Kulağıma bir şeyler geldi. Lokantacı Rıza'nın oğlanı benzetmişsin. Oh, ellerine sağlık. Uyuz oluyorum ben onlara sülalecek. Bir tane de benim için patlatıvereydin. Vay! Böyle mi terbiye edeceğiz bunu? Yüz versen daha. Ya amca bak o bildiğin gibi değil. Gitmiş aleve salça olmuş. Bir de bak, bak Allah aşkına bak. Salahın niyeti ciddiymiş. Ben de gittim, aldım ciddiyetini. Ne yapayım? Oğlum, kavga kıyametle nereye kadar uzak tutacaksın bu kızın taliplerini? Kasabanın en güzel kızı. Evlenme çağı gelmiş. Kız senden bir adım bekler. Bir yüzük alıp karşısına çıkmadıktan sonra, bir nişan olsun takmadıktan sonra ne sıfatla dolaşacaksın o kızın yanında? Kız da yüz çevirecek iki gün sonra. Çevirdi bile zaten. İki çift laf ettirmedi bana. Bir de kafamı kırıyordu. Hah, bak işte o iste beni demek. Ne? Nasıl ya? Öyle öyle. Bak şimdi, eğer bir kız kafanı kıracak kadar kızmışsa sana... ...gidip o kızı istemek icap eder. Yenge, icap eder de ben neyime güvenip isteyeyim? Ha? Biliyorsunuz durumları. Bütün kış... Yattık. Yaz desen sezon yeni başladı. Ev yok, bark yok. Cepte para desen metalik yok. Herkes nasıl yuva kuruyorsa sen de öyle kurarsın. Kimse milyarlarım olsun diye beklemiyor. Aç kalacak değilsiniz ya. İşin var, gücün var. Altında teknen var. Biz varız, biz. Ay benim yakışıklı oğlum. Güzel karabiberim. Amcan beni istediğinde bir şirtesi bir de yorganı vardı o kadar. Bak şimdi Allah'a şükürler olsun her bir şeyimiz var. Hem Alev kanaatkar kızdır. E anası babası da halden anlar. Hem ayıp artık oğlum. Kız kasabanın diline düşecek. Gidip isteyelim ha. Olsun bitsin bu iş. Tamam. Zaten vallahi ben de burama kadar geldi ya. Gidip isteyelim kızı. Bütün yaz çalışırım ben. Yemem, içmem. Koyarım paramı cebime. Sonbaharda da yaparız bir nikah. Ha? Vallahi gidip isteyelim ya. İşte bu kadar. Oh, Allah'ıma
şükürler olsun. Sen de yerini yurdunu bilirsin oğlum. Gençlik de olur böyle şeyler zaten. Şimdi tamam değil mi? Evleniyorum ben yani. Allah! Oh!